sinemam hakkında, filmlerim hakkında konuşmayı sevmiyorum diyorsunuz. Çünkü Evet. önemli olan zaten onu yapmış olmak, Evet. filmi. Ama bazı şeyleri konuşurum gene. Elbette. Ama sizin için de hep söylenen şu vardır. Türk sinemasının bir otörü varsa o da Metin Erksan'dır denir. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Vallahi efendim, ben kendi kendime böyle bir şey söylemiyorum. Ama susuz yaz ekseninde olduğu için konuşmayı izniniz olursa o eksende bir şey söyleyeceğim. Beni mülkiyet kavramı çok ilgilendiriyor. Canım yalnız beni ilgilendirmiyordur. Dünyada mülkiyet kavramı çok kişiyi ilgilendiriyor. Ama beni çok ilgilendiriyor mülkiyet. Ben mülkiyet kavramı üzerindeki ilk filmim benim Yılanların Öcü. Yılanların Öcü romanından bir film yapmak çok zor o zaman da. Çünkü romanın niye anlattığı bile anlaşılmıyor. Ben orada o küçük toprak parçası var, bir ev yapmak meselesi. Orada toprak üzerindeki mülkiyeti anlattım. Anlatabildiğim kadarıyla. Ama filmin ana düşüncesi toprak üzerindeki mülkiyet. Kışın hep içinde yıkanırız, ıscacık. Çamaşırı da içeride yıkarım. Askeriye de duşlar vardı. Duş dediğin ne ki Bayram? Aa, duş. Hamam gibi bir şey. Arkadan dedim ki, Yılanların Öcünü öyle bırakalım. Arkadan su üzerinde mülkiyet var. Su üzerinde mülkiyette de susuz yazı yaptım. Su üzerinde mülkiyet. Onu irdelemeye çalıştım. Hatta Türkiye'de şöyle bir olay oldu. Fakat susuz yaz üzerinde bile yeterli hiçbir yazı, hiçbir araştırma, hiçbir kitap yok. Halbuki susuz yaz ne yaptı biliyor musunuz? Ben susuz yazı çevirdiğim zaman denizler, yani kara suları, göller, ırmaklar devletindi. Yani kamunun. Fakat kaynaklar kimin arazisinde çıkıyorsa, kimin toprağında, onun kişisel malıydı, mülküydü. Susuz yazdan sonra bir kanun çıktı efendim. Susuz yaz o kanunun çıkmasının nedenidir. En önemli. Dünya tarihinde bile herhalde böyle bir olay oldu mu olmadı mı bilmiyorum. Kaynaklar da, kaynak suları da devletin şimdi. Şu dakika devletin. Ancak kaynak sularında indifa hakkı, yani ilk kullanım hakkı kimin arazisinde çıkıyorsa onun. İndifa hakkı var. Mülkiyet hakkı yok. Ama bu susuz yazdan sonra oldu. Ben susuz yazı çevirdiğim sırada kaynaklar kişisel mülktü. Susuz yazda da su üzerindeki mülkiyeti anlatmaya çalıştım. Anlatabildiğim kadar. Üçüncü bir mülkiyet meselesini, üçüncü bir film yaptım. İşte gene filmlerim üzerinde konuşmuş oldum. Üçüncü filmim Kuyu. İnsan üzerindeki mülkiyet. Bir erkeğin bir kadın üzerindeki mülkiyetini yaptım. Susuz yazı ben Necati'den satın aldım hikaye olarak. Ve ben söyledim.
su üzerinde mülkiyete ilişkin bir film yapmak istiyordum. Ben bir hikaye yazdım. O duruyor. Hep onu çekemedim o günden beri. Necati'nin hikayesinden ben bu işi anlatırım dedim. Ve ona yeni bir adım, isim koydum. Toprağın Kanı. Necati çok yalvardı bana. Çok rica etti, çok. Ne olur ismini değiştirme. Ama ne kadar. İsmini değiştirdim ben. Toprağın Kanı. Sonra Necati'nin bu ricasını yaptım. Çok pişmanım tabii şimdi. Çok pişmanım. Çünkü Toprağın Kanı ismi bana çok büyük şey ifade ediyor. Sonra Toprağın Kanı adını Atıf Yılmaz aldı ve filme kullandı. Petrolmüş meğerse. O kullandı. O benim yarattığım bir isimdir. Ve Susuz Yaz filminin içinde vardır. Diyalog olarak. İki kardeş konuşurken, abi bu Toprağın Kanı mı o mu der. Su Toprağın Kanı'dır diye. Toprağın Kanı'ydı filmin adı. Çok üzgünüm ki o adı koymadım. Her neyse, ben yaptım filmi. Necati bana 40 yıl saldırdı, küfür etti. Katliyen benim hikayemle ilgisi olmayan bir film dedi bu. Belki duydunuz, belki okudunuz. 40 yıl. Ben hiçbir şey söylemedim. Yani ben Necati'nin hikayesinin dışında şunu yaptım, bunu yaptım diye söylemedim. Ama Necati'nin dediği doğrudu. İki tane Susuz Yaz var. Bir Necati'nin hikayesi var, bir de benim senaryom var. O hikayeden yararlandım. Ama ayrı bir şey. Susuz Yaz ayrı bir şey. Türkiye'de bu yazılmadı. Türkiye'de oturup kimse, bırak senaryosunu okumak, Susuz Yaz'ın film var. Filmi görüp, bir de Necati'nin hikayesi vardır. Tamamen değişik ikisi. Evet, Necati'nin dediği gibi. Ama bunu ben hiç söylemedim. Necati söyledi 40 yıl. 70'li yıllarda çok etkileyici bir başka filmdi. Sensiz Yaşayamam. Ha, sadece evet. Hülya Koçyiğit ve bir yani iki kişilik bir film. Her yer bomboş. Evet, evet, evet. Sanıyorum evet. Kıbrıs'ta mı çektiniz? Kıbrıs'ta. Evet, o yarım yamalak kaldı biraz. Ama çok etkili bir konusu olduğunu sandım. O senaryo için çok uğraştım. Çok uzun yazdım. Ve onu Kıbrıs'ta yazdım ben. Çünkü onun senaryosunda bir şey oldu. Onun senaryosu yazmadı senaryoyu. Ben Kıbrıs'ta yazdım onu. Çekimler sırasında mı? Çekim sırasında. Hem yazdım hem, canım ona bakarsanız, Yılanların Öcünü'nde bir taraftan yazıyordum. Susuz Yaz'ı da orada yazdım ben. Senaryoları. Sensiz Yaşayamam'ı, evet, ve o filmin tam çekemedik. Hülya bir kontratı vardı, Ankara'ya gidecekti. Şarkı söylüyordu Hülya o sırada. Şarkı söylemeye Ankara'ya gitti, gazinoya. Çekimler durdu. O film tamamlanmamış bir filmdir. Tamamlansa, mesela. Evet. Yani o filmde belki benim sinema yapmamı istemeyişimin nedenlerinden biridir. O konu Sensiz Yaşayamam. Ben hemen ekleyeyim, müsaade ederseniz bir şeyi.
Susuz yazın sonuna mutabıkım. Aynen bitiririm. O su arkında Erol'un ölüsü gider. Hülyalan'da o adam bakar ona. Sevdiği adam. Erol'un kardeşi. Fakat kuyu aynen çekmezdi. Kuyu gördünüz mü? Hayır, ben göremedim. Görmedim. Kuyunun içinde adamı, kadını kaçıran adam var. Hayati Hamzoğlu öldü o da. O kız da öldü. Nil Göncü. Kuyunun içinde öldürüyor. Taş atarak dolduruyor. Bilmem burada gören var mı? Öyle yapmazdım. Sonra da kendini asıyor. Bir tane taş attırdım aşağıya. Bir daha. Yani öldürürdü. Ondan sonra bırakırdım orada. Kız da kendini öldürmezdi. İntihar ettirmezdim. Kuyunun başına otururdu, ağlardı. Filmi öyle bitirirdim. Hayır. O çektiğin finalleri sevmek zamanında kuyuda başka türlü yapardım. Sizin Yeşilçam olgusuna, lafına karşı olduğunuzu biliyoruz. Evet. Bunu bir söyler misiniz? Neden Türk sineması ve Yeşilçam'ı nasıl ayırıyor? Şimdi bu sözün oluşum şekli Türk sinemasını küçümsemek, kötülemek, küfür etmek için icat edilmiş bir sözdür bu. Yeşilçam tanımı Türk sinemasını hakaret etmek için oluşturulmuş bir tanımdır. Şöyle ki ben bizzat bu tanımı oluşturan o zaman bu tanımı oluşturanlar magazin yazarları. Sonra kendilerine ciddi sinema yazarı diyen kişiler bile bu tanımı kullanarak yaygınlaştırdılar. Bu tanım için sordum. Neden Yeşilçam sineması? Neden? Şunu söyleyebilirlerdi. Sinema şirketlerinin bir kısmı Yeşilçam sokağında idi. Sokak adı. Hala da öyle. Hayır, onlar söylemediler. Türk sinemasının tüm film şirketleri, Türk filmi yapanların hepsi Yeşilçam sokağında yerleştikleri için, Yeşilçam sokağında oturdukları için biz bu ismi koyduk. Ben bunun üzerine ki bile bile İstanbul Ticaret Odası'na müracaat ettim. Dedim ki İstanbul'da hali faaliyette olan film şirketlerinin adreslerini ve isimlerini bana bildir. Ben o zaman Sinema Sanatçıları Derneği Genel Sekreteriydim. Yıl 1958. Bana cevap geldi. Kağıtta duruyor. 150 tane şirket var İstanbul'da. Bunun 5 veya 6 tanesi Yeşilçam'da. Şimdi oldu mu ya? Ben bunu yazdım. Ya kardeşim 150 tane şirket var. Türk filmi yapan. Bunun ancak 5-6 tanesi Yeşilçam'da. Demek ki siz yalan söylüyorsunuz. Siz hakaret ediyorsunuz. Siz aşağılık duygusu duyuyorsunuz Türk sineması karşısında ve bunu yazıyorsunuz siz. Çünkü son derece pespaye magazin yazarısınız. Ama sonradan ben ciddi geçinen sinema yazarlarının da bu tabiri kullanacağını sanmamıştım. Bilmem açıklayabildim mi?
hiç yani onların söylediği sözle hiç alakası yok. 5 veya 6 tane 150 tane ki ben bunu biliyordum ama teyit ettirdim İstanbul Ticaret Odası'ndan. Yeşilçam tabiri Türk sinemasını kötülemek, hakaret etmek için uydurulmuş bir tanımlamadır. Ama şimdi yaygın. Bitti. Oldu bitti. Ben ne Yeşilçam sinemasıyım. Ama son zamanlarda ben daha evvel görmemiştim Türk filmlerinin görebilmek olanağı olanları. Son zamanlarda televizyon dolayısıyla çok film, çok Türk filmi görüyorum. Ben Türk sineması da değilim. Türk sinemasından bir insan değilim. Benim hiçbir tarafım benzemiyor. Hiçbir filmim benzemiyor. Neden ben Türk sineması olayım? Neden ben Yeşilçam sineması olayım? Sizin en sevdiğiniz filmlerinizden biri Hicran Yarası. En sevdiğim film. Hatta. En sevdiğim film. Ama ben bu çok da şey. Yanmıştır bu film değil mi? Evet yandı. O nasıl oldu bu iş? Şimdi ben Türkiye'de bir sinema arşivinin oluşmasının öncülüğünü ve önderliğini yaptım. Çünkü benim daha evvelden olmuş olan bir formasyonum var. Yani o uzun şimdi onu söylemek. Tarihe de çok meraklısınız. Sanat tarihi okudum. Zaten diplomam var. Sanat tarihinden hem diplomam var. Yani. Ama sanat tarihinde okurken tarihteki hocaları da izledim. Sanat tarihindeki hocalarımın aşağı yukarı tümü Almandı. Bir tane Fransız vardı. Evet. Onu böyle bir formasyonum var. Bir de 1956'da yedek subaylığımı yaptım ben. Yedek subaylığım sırasında Ordu Film Bürosu'ndaydım. Ordu Film Bürosu'nun ünlü arşivinde çalıştım. Bir yıl boyunca. Şimdi sonradan bir arşiv olması, Türkiye'de bir sinema arşivi olması için hem öncülük ettim, hem önderlik ettim, hem düşünce babalığını yaptım, kuramını kurdum arşivin. Fakat bu güzel sanatlar, devlet güzel sanatlar akademisi yapısında oldu. O yapının içinde o sırada arşivin başında bulunan kişi akademiyle olan anlaşmazlıkların sonunda filmlerin negatiflerini kendi de bulunan arşivde ki o negatiflerin çoğunu hemen hemen bütününe yakınını ben prodüktörlerden topladım ve oraya koydum. Ben koydum onları. Ben getirdim. Prodüktörlerle ben konuştum. Arşivi oluşturuyoruz. İşte o arşivin Güzel Sanatlar Akademisi Başkanlığı'ndan olan anlaşmazlıkları sonunda arşivi götürün demişler.
çıkarım binadan. Yani Fındıklı'daki. O arşive bakan kişi de Salı Pazarı depolarına koymuş. Ben tabii bunu duyunca şaşırdım. Üzüldüm. Aman dedim derhal. Derhal bu filmlere başka bir yer bulalım. Bu filmleri götürelim demeye kalmadan Salı Pazarı depolarında filmler yandı. Ve onun şeyi de tutulmadı. Hangi filmler yandı? Ne oldu? Ne bitti? Hicran Yarası da bunların için. Hicran Yarası yandı. Benim en sevdiğim filmin negatiflerini, seslerini o sırada yandı. Ve ben bütün bunlara rağmen şimdi tabii çok başka şeyler konuşmak istiyordum ama çok hassas bir noktaya geldiniz. Yıllarca benim en sevdiğim filmimin negatiflerini, seslerini yakan adama yardım ettim. Onu himayemde tuttum. Çünkü Türkiye'de Türk sinemasına düşman büyük bir grup vardı. Onlara karşı onu savundum, korudum. Ve bu arada benim filmim yandı. Bilmem bu hassas noktayı anlatabildim evet, mi? Evet. Evet, müsamaha gösterdim. Yıllarca en sevdiğim filmimi yaktı. Bilgisizlikten. Ve buna dair de yasal hiçbir takibat ben yaptırmadıktan madem. Yani itfaiye şeyi olarak da yapılmadı. Bu yangın nasıl oldu? Nasıl bitti? Bırakın bunun dışında. Bu kaç film yandı burada? Buna neden olan, bunun suçlusu kim? Hülya'nın bir kız kardeşi var. Şimdi yaşıyor galiba herhalde. Bilmiyorum. Nilüfer Koçyiğit. Nilüfer Ayşecik vardı. Küçük oyuncu. Zeynep Değirmencioğlu. Evet Zeynep. Ayşecik çok meşhurdu. Filmler çekiyor. Çok da para kazanılıyor. Onu yapan film şirketiyle Asfilm Muzaffer diye bir adam vardı sahibi. Ayşecik'in arasında para anlaşmazlığı olmuş. O Muzaffer de Ayşecik'e bir rakip çıkarmak istiyor. Nilüfer'i almış. Ve Nilüfer'e bir takım senaryolar yazılmış. Onun rejisörü de beni yaptılar. Nilüfer çok kabiliyetli bir kızdı. Çok, çok kabiliyetli bir kızdı. Sonradan ondan başka bir film de çektim ben. Nilüfer'i annesi getirirdi sete. Annesinden tanıştım. Bir aile böyle pek de sevdim. Sonradan Nilüfer'i Hülya getirip getirmeye başladı sete. Yani bazen annesi getiriyor, bazen de büyük ablası çok doğal olarak. O zaman da Hülya'yı gördüm. Böyle oyuncu olmak isteyen bir kızdı Hülya. Oyuncu olmak istiyor. Annesi de diyor ki Ahmet'in Bey bir rol olsa da Hülya oynasa diyor. Ben Susuz Yaz'da Ayhan Işık'la Türkan'a teklif ettim. Çünkü o sırada hemen Susuz Yaz'dan bir önce Acı Hayat diye bir film çekmiştim. Senaryosunu da ben yazmıştım. Ayhan'la Türkan oynamıştı. Çok
sevmiştim onlarla çalışırken onları. O zaman dedim ki bunlar oynasın. Üç nedenden dolayı oynamadılar. Bir kere çok büyük para istediler. İmkanı yok. O parayı vermemin olanağı yoktu. Çok büyük para. Onun haricinde biz Anadolu'ya gelmeyiz dediler. Anadolu'ya gitmeyiz. Bir de köylü esvapları giymeyiz dediler. Peki dedim ben. Ki ne yapayım? Gene birini buldum. Bir kız vardı. Hiç olacak gibi değildi. Uzun bir mesele. Çok da iyi bir kız. O oynayacaktı. O da bir nedenden dolayı onu da oynatmadım. Hülya'yı tanıyorum. Kardeşini getirip götürüyor. Sete getiriyor, götürüyor. Annesini de tanıyorum. Oyuncu da olmak istiyor. Ki bu arada şunu söyleyeyim. Ben bu kadar uzun yıllar meslek hayatımda kimseye oyunculuk teklif etmedim. Ne erkek ne kadın. Bakın bunu bir daha söylüyorum. Ben hiç kimseye oyunculuk teklif etmedim. Bana edilen, yapılan teklifleri değerlendirdim. Hülya oyuncu olmak istiyordu. Sinema oyuncusu olmak istiyordu. Kız kardeşini getirip götürürken oyuncu olmak istiyordu. İşte o sırada Hülya'ya teklif ettim. Sen oyna dedim. Hemen. Ayhan da gelmemişti. Biraz evvel anlattım. O çocuğa, o Okan Festival'deki konuşan adama sen oynayacaksın dedim. O da şaşırdı. Onun da ilk filmi. Erol da zaten böyle çok küçük rollerde, hatta o zaman rol bile sayılmaz, figürandıktı. Figürandık yapıyordu. Bir de Erol'u oynattım. Evet, bunları topladım. Yani aşağı yukarı benim oyuncularım profesyonel olmayan, non-professional oyunculardı. Yani belki bu arada Erol biraz bu başlamıştı biraz ufak. Şeyden çıkabilir tanımlamadan başlamıştı. Hülya Hanım aslında kariyerini bir anlamda size borçlu diyebiliriz belki. Yani ilk defa ben aldım. Ama bunun haricinde de şey olur. Mesela Acı Hayat Türkan'ın hayatını başlattı. Acı Hayat filmiyle başlamıştır Türkan. Ondan evvel bir filmi yok. Hatta zaman zaman eskiden söylerdi. Acı Hayat çok önemli bir patlama yapmıştır.